Levent Yılmaz Ekonomik Yaptırım Tehdidi Uluslararası Hukuka Aykırı Rahim Brunson olayının basit bir iade talebi olmadığını ve Amerika'nın bu işi bilerek ve isteyerek uzatacağını son makalemde sebepleriyle beraber ifade etmiştim. Yazımın mürekkebi kurumadan gelen ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'ü hedef alan yaptırım kararı zaten gergin olan ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği bir süreci de başlatmış oldu. Ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerini uluslararası hukuk düzenler. Ülkeler birbirlerine karşı olan sorumluluklarını ya ikili anlaşmalarla ya da Birleşmiş Milletler ve NATO gibi kurumsal yapıların sözleşmeleriyle belirlerler. Bu bakımdan karşı taraf ne kadar üstüpsüz olursa olsun bizim konuyu her zaman uluslararası hukuk zemininde ele almamız gerekmektedir. Zira devlet aklı ve ciddiyeti bunu gerektirir. Zaten son olayda da hem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın hem de Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay açıklamalarında uluslararası hukuka atıf yaparak bu ciddiyeti göstermişlerdir. Şimdi Amerika'nın işletmeye başladığı bu yaptırım sürecinin neden uluslararası hukuka aykırı olduğuna bakalım. Birleşmiş Milletler ve NATO Sözleşmesi ne diyor? Hem Amerika'nın hem de Türkiye'nin imza koyduğu Birleşmiş Milletler Anlaşması'ndaki bazı maddeleri hatırlatayım. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin amaç ve ilkelerini belirleyen birinci maddesine göre, ekonomik, sosyal, kültürel ve insancıl nitelikteki uluslararası sorunları çözmede ve ırk, cinsiyet, dil ya da din ayrımı gözetmeksizin herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygının geliştirilip güçlendirilmesinde uluslararası işbirliğini sağlamak ve bu ereklere ulaşılması yolunda ulusların geliştikleri eylemlerin uyumlaştığı bir odak olmak zorundadır. İkinci maddedeki ifadeler de tam olarak şöyle. Tüm üyeler uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığına karşı gerek Birleşmiş Milletler'in amaçlarıyla bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar. Ekonomi kelimesi Birleşmiş Milletler Anlaşmasında tam 46 kez kullanılmış. Bu yüzden dahası da var. Ancak yer kısıtı nedeniyle biz hemen ABD ve Türkiye'nin üye sıfatıyla imza koyduğu NATO anlaşma metnine bakalım. Anlaşmanın maddelerine geçmeden hemen şu ifade dikkat çekiyor demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkeleri temelinde bütün halkların özgürlüklerini, ortak miraslarını ve uygarlıklarını korumakta kararlıdırlar. Anlaşmanın birinci maddesi de şöyle. Taraflar, Birleşmiş Milletler yasasında ortaya koyduğu üze, kabilecekleri herhangi bir uluslararası anlaşmazlığı, uluslararası barış ve güvenlik ve adaleti tehlikeye sokmadan barışçıl yollarla çözmeyi ve uluslararası ilişkilerinde Birleşmiş Milletler'in amaçlarına aykırı olacak şekilde güç kullanımı ya da tehdidinden sakınmayı taahhüt etmektedirler. İkinci maddesi de özgür kurumlara ve ekonomi politikalarına atıf yapıyor taraflar özgür kurumlarını güçlendirerek, mesela yargı, bu kurumların üzerine kurulu olduğu ilkelerin daha iyi anlaşılmasını sağlayarak ve istikrarla refah koşullarını geliştirerek barışçıl ve dostça uluslararası ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı yapacaklardır. Uluslararası ekonomi politikalarında çatışmayı ortadan kaldırmaya yönelecekler ve taraflardan herhangi biri ya da hepsiyle ekonomik işbirliğini teşvik edeceklerdir. Tüm bu maddelerden de görüldüğü ise bağımsız yargıya müdahale eden ve bir ülkenin bağımsızlığını ekonomi üzerinden tehdit eden ABD'nin son yaptırım kararı tıpkı PKK, PYD, YPG yaptığı silah yardımları gibi uluslararası hukuka aykırı. Küresel ekonomi uluslararası hukuk güvencesinde olmalı. Tüm mesele elbette sadece Birleşmiş Milletler ve NATO anlaşmalarından ibaret değil, savımızı güçlendirecek ve taraf olduğumuz pek çok anlaşma daha var. Ancak sadece bu ikisi bile Türk yargısında devam eden bir davaya müdahale niteliği taşıyan, bu yargıya müdahale başarısız olunca tehditler içeren, üyelerin egemenlik eşitliği ilkesine aykırı yapmakta olduğu yaptırım hukuksuzluğunu anlamamız için yeterlidir. ABD'nin küresel ekonomik sistemin doğal değişimi yüzünden kaybediyor olduğu gücünü bu şekilde aldığı hukuksuz kararlarla yeniden elde etme girişiminin dünyayı sürüklediği nokta en büyük zararı başta kendisi verecektir. Türkiye uluslararası hukukun kendisine sağladığı hakları biliyor ve geri geldiğinde bu haklarını kullanacaktır. Ancak unutulmalıdır ki hukuk en başta nedeni her ne olursa olsun bu anlaşmalara aykırı hareket ederek çatışma, savaş, iç savaş ve sömürüye neden olarak küresel eşitsizlikleri meydana getiren ülke yöneticilerine lazım olacaktır.